Running'dan hepinize mutlu günler. Her çarşamba olduğu gibi bugün de karşınızdayız ve koşuya dair her şeyi konuşmaya devam ediyoruz. Bugün stüdyomuzda Türkiye'nin en iyi uzun mesafe koşucularından milli sporcumuz, ultra maraton koşucusu Murat Kaya'yı ağırlayacağız. Kendisiyle hem 100K Dünya Şampiyonası'nı kırmış olduğu rekoru konuşacağız bugün ve uzun mesafeleri konuşacağız, nasıl koştuğunu konuşacağız. Ve ilerleyen dakikalarda da yine aynı şekilde hafta sonu gerçekleşen Adım Adım'ın kostümlü koşusuna yer vereceğiz. Onlarla çok güzel röportajlar gerçekleştirdik. Onları da ilerleyen dakikalarda size sunacağız. Hemencecik Murat Bey'e hoş geldiniz diyorum ve keyifli sohbetimize başlamak istiyorum. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Evet Murat Bey, bugün sizin aslında biraz da enteresan hikayenize tanık olacağız biz bir daha. Çünkü koşuya aslında 28 yaşında başladınız ama evet, bunun detaylarını da bugün sizden alacağız. Öncelikle Murat Kaya kimdir? Biraz sizi sizden dinleyelim. Murat Kaya kimdir? 1974 yılında Adıyaman'ın Kahta ilçesinde doğdum. İlkokulu, ortaokulu bitirdikten sonra Adıyaman'da İstanbul'a taşınmak zorunda kaldık. Ondan sonra öğrenim hayatım bitmişti zaten. Çalışmaya başlamıştım. Kısaca bu şekilde benim yaşantım. Spor ne zaman başladı peki Murat Kaya için? Spora dediğiniz gibi 28 yaşında başladım. Enteresandır, 11 Eylül 2001 günü başlamıştım spora. Tarih kazınmış hafızanızda. Kazınmış çünkü 11 Eylül'de biliyorsunuz İkiz Kulelere saldırı olmuştu. O gün enteresan bir gündü benim için. Peki hemen şunu sorayım ben direkt. Daha önceden anlattığınız için hikayeyi birazcık biliyorum ama imkanlardan dolayı çok fazla hani spor yapma imkanınız yokmuş. Ama bir gün hatta siz hikayeyi anlattığınız için sizden dinleyelim isterseniz. Abinizle gitmiş olduğunuz işle ilgili bir yerde biriyle tanışıyorsunuz ve onun fiziği aslında sizi böyle çok etkiliyor ve nasıl böyle bir fiziğe sahip olduğunu soruyorsunuz ve sonrasında hikaye başlıyor. İsterseniz siz devam edin. Evet, bir gün benim mesleğim tekstil aslında. Abimle kumaş bakmaya gitmiştik 2001 yılında. Mont Kaban imalatı yapıyorduk. Kumaşçıya gittiğimizde yazıhanesine gittik adamın. Konuştuk, bize kartela üzerinde kumaşları falan gösterdi. Kumaşları falan beğendik. Hangisinden kaç metre alacağımızı falan kararlaştırdık. Adam dedi ki, kardeşim size yardımcı olsun dedi. Kardeşim dediği ayakta duran bir abi, babası gibi duruyordu. Döndüm, pardon abi dedi, yanlış mı anladım dedim, abi, kardeşim mi dediniz? Evet kardeşim dedi. Çok fit mi duruyordu fiziksel çok, olarak? Çok, evet çok fit duruyor, çok genç duruyordu. Döndüm tekrar soru sorma ihtiyacı duydum. Bunu nasıl başardınız, nasıl bu kadar genç kalabildiniz dedim. Bana verdiği cevap, her sabah 30 dakika koşuyorum, duşumu alıp işime geliyorum. Bu şekilde bir cevap olmuştu. O gün ben de koşabileceğimi, koşmak istediğimi. Ya yola çıkışınız buradan mı oldu gerçekten? Hani evet. Başkaları da yapıyorsa ben neden yapmıyorum dediniz ve geç değil hiçbir şey için evet, dediniz. Evet, hiçbir şey için geç değil. Çünkü dediğim gibi 28 yaşında başladım. Fena bir geçmişim yok. Peki ilk başlarda Murat Bey sonuçta bir tekniğiniz yok açıkçası ama kendi kendinize mi antrenman yapmaya başladınız yoksa yine böyle başka kulüplere gidip oradan da yardımlar aldınız mı aslında? İlk başta kendi kendime bir şeyler yapmaya çalışıyordum ama dediğim gibi hiç bir altyapım yok, hiçbir bilgim yok koşu konusunda. Kendim elimden gelince bir şeyler yapmaya çalışıyordum. Sonra bu işi yapan arkadaşlarla falan tanıştım. Onlar nasıl idman yaptıklarını falan gözlemledim. Sonra onların arasına katıldım. İnterval idmanları nasıl yapıldığını falan öğrendim. Ondan sonrası zaten Hepsi bir anda gelmeye başladı. Biraz da yetenek olunca gerisi kolay geliyor diyebiliriz. Peki 2001 yılında katılmış olduğunuz aslında Avrasya Maratonu var. Sizin için bitmek bilmeyen bir maraton bu, evet. Bahsederken öyle söylediniz ama nasıl gelişti sizin için? Dediğim gibi koşu geçmişi yok, bir şey, bir bilgin yok. Tamamen cesaret ettiniz. Cesaret ettim. Bir akşam TRT 1'de spor haberlerini dinlerken Avrasya Maratonu'nun 11 Kasım 2001'de koşulacağını duydum. Sabah işe gittim, abime ben de maraton koşacağım dedim. Abim tabii şaşırdı. Bitiremezsin, maratonun ne olduğunu falan biliyor musun gibi sorular sordu bana. Bilmiyorum ama bitireceğim, koşacağım, bitireceğim dedim. O bitiremezsin, ben bitiririm falan. İddiaya girmiştik bir cep telefonuna.
sabahleyin gittiniz koşmaya. O akşam gittim bir spor mağazasına, bir eşofman, bir ayakkabı aldım. Sabah gittim, dediğim gibi 11 Eylül 2001'de koşmaya başladım. Gidip 300 metrelik bir statta 10 tur koşup geliyordum eve. Hazırlığınız tamamen bundan ibaretti aslında. Evet, koşunun bu olduğunu zannediyordum. Hı hı. Ondan sonra Avrasya Maratonu günü geldiğinde gittim, koşmaya başladım. Ve 4-16'lık bir sürede geliyorsunuz aslında ilk yarışınızda. 4 saat 16 dakikada. Evet, 4 saat 16 dakikada bitirmiştim ama dediğim gibi benim için bitmek bilmeyen bir yarıştı. Bırakmayı düşünmediniz mi peki o sırada? Sonuçta sizin için evet kendinizi deniyorsunuz ve ilk yarış bu ama hani en azından Murat kendini denedin, buraya kadarmış, görmüş oldun deyip hani bırakabilirdiniz ama bırakmamışsınız. Hayır, benim karakterimde öyle bir şey yok. Çok hırslıyım. Başladığım bir şeyi mutlaka bitirmek isterim. Yani kafama koyduğum bir şeyi mutlaka yaparım. Yapamayacaksam girmem işin içine zaten. Zaten dünya şampiyonasında da rekorun gelmesi bu şekilde gerçekleşmiştir diye düşünüyorum. Ve biraz da isterseniz hemen yakın zamanda bundan bahsedelim. 100K Dünya Şampiyonası İspanya'da gerçekleşen, Murcia bölgesinde gerçekleşen yarışta siz 7 saat 7 dakika ve 26 saniye ile bitirerek Türkiye rekoru kırdınız. Evet. Bu yarışa nasıl hazırlandı peki Murat Kaya? Vallahi öyle çok yani dört dörtlük hazırlandığını söyleyemem. Tabii koşmak istiyordum. Federasyonumuza söylemiştim. Hı hı. Ama bana cevap vermediler. Gidip gitmeyeceğimi bilmiyordum. Ama ne olur olmaz koşmayı çok istiyordum. Hazırlanıyordum. Ama dediğim gibi %100 gideceğimi bilmediğim için bazen idmanı kesip başka kısa yol yarışlarına falan katılmak zorunda kalıyordum. Son 2 hafta Belli oldu gideceğim. Ondan sonra idmanı biraz daha arttırarak Belgrad Ormanı'nda 50 kilometrelik, 40 kilometrelik, 45 kilometrelik idmanlar yaparak mümkün olunca hazırlanmaya çalıştım. Peki bekliyor muydunuz böyle bir sonuç Murat Bey? Çünkü siz daha önceki Türkiye rekorunu 8 dakika 22 saniyeyle de geliştirmiş oldunuz, daha önce kırmış olduğunuz yine aynı şekilde. Evet, bekliyordum çünkü gitmeden önce arkadaşlarımla konuştuğumuzda bir yarışa başlamadan önce mutlaka A, B, C planım vardır cebimde. İlk önce geçen seneden daha iyi koşmak ilk hedefim demiştim. Koştuğum halde yeni Türkiye rekoru olacaktı. Bu benim için iyi bir şeydi. Ondan sonra 7 saatin altına koşmak, bu 100 kilometre dünya A barajı oluyor aslında aynı zamanda. Üçüncüsü de ilk 3, herkesin hedeflediği bir şey. İlk 3'e girmekti. Aslında 6 saat 46, 40 dakikanın altına koştuğum anda ilk 3'ün içine girebilecektim. Ama maalesef yarış içerisinde bir sürü olumsuzluk. Olabiliyor değil mi zaman zaman tabii ki bunlar? Olabiliyor aslında. Çok büyük problemler değil ama tek sebebi oraya tek gitmemden kaynaklandı. Orada bir ekibiniz yok muydu peki sizinle beraber? Yani tek başınıza gittiniz. 3 senedir tek başıma gidiyorum. Bütün bu mücadeleyi tek başına veriyor Murat Kaya. Aynen öyle. Her ülkenin bir yiyecek içecek masası var. Rakiplerimin hepsinin işte takım lideri var, masörü var, antrenörü var. Masada bir ekip olarak gidiyorlar. Gidiyorlar. 10 kilometreden 10 tur koştuğumuz için her 10 kilometrede geldiğinde sana eğer bir yardımcın varsa sana destek içeceğini oluyor orada. Ya da yiyeceğini uzatıp sen yoluna devam ediyorsun tempo kaybetmeden. Ne yazık ki benim öyle bir şansım olmadı. Hele uzun mesafe koşan arkadaşlarım bilir zaten. Belli bir kilometreden sonra durduğunuzda tekrar hareket etmek çok zor. Doğru. O tempoyu korumak ya da yakalamak gerçekten çok zor. 10 kilometre boyunca aynı grupla geliyorum. Onlar direkt içeceklerini alıp devam edebiliyor. Ben gelip masama arıyorum hangi içecek alacaktım, hangi yiyeceği alacaktım. Koşuya mı konsantre olacaksınız oraya mı? Sizin için zor tabii ki. Gerçekten zor oldu. Ama dediğim gibi beklemedim bir sonuçtu. En azından 7 saatin altında koşmayı düşünüyordum. Çünkü geçen sene zaten 7 saat 15 dakika koşmuştum Hollanda'da. Aynı zamanda geçen sene de Türkiye rekoru kırmıştım. Dediğim gibi beklediğim bir sonuç olmadı. Üzdü beni biraz. Peki antrenör olarak kiminle çalışıyorsunuz şu anda da? Çalıştığınız antrenörünüz var mı? Evet, antrenör olarak aynı zamanda eşim. Aralık 13'te evlendik resmi olarak. Ha, önce antrenörünüzdü, sonra da. Evet. Svetlana Şepeleva ile çalışıyorum. 2010 yılından beri onunla çalışıyorum. Kendisi çok tecrübeli
bir sporcu, aynı zamanda antrenör, aynı zamanda masör. O yüzden çok şanslıyım. Birçok avantajım var bu konuda. Dediğim gibi en başta çok tecrübeli. Dünyanın hemen her yerinde maraton koşmuş. Çok büyük başarılar elde etmiş. O yüzden iyi bir antrenörüm var. Peki Murat Bey, özellikle hani bu yurt dışındaki yarışlarda tabii ki koştuğunuz için daha çok hakimsiniz ve hani oradaki ekiplerden bahsediyorsunuz. Sporcuları destekleyen kişilerden bahsediyorsunuz, masörden bahsediyorsunuz ama bu rekorda geldikten sonra sizin kapınızı çalan da çok olmuştur diye düşünüyorum. Aynı zamanda size destek olmak için olmadı mı, böyle bir süreç gerçekleşmedi mi aslında? Çünkü bizde hani öyledir ya, ilk başta hiçbir şekilde böyle çok fazla ilgilenilmez ama bir başarı geldikten sonra çok fazla peşini bırakmak istemezler aslında. Normalde öyledir ama ne yazık ki benim başıma böyle bir şey gelmedi. Ben de bekliyordum böyle bir şey, bir destek, bir sponsor ama ne yazık ki değil. Siz görüşüyor musunuz peki sponsorluk için özellikle birileriyle? Yok, aslında benim de öyle bir şey çabam olmadı. Sadece bizim Bayrampaşa Belediyesi'ne uğramıştım bu konuyla ilgili. Pek sıcak bakmadılar. Sadece futbol kulüplerine destek olduklarını söylediler. Bana yardımcı olamadılar ne yazık ki. Sadece bizim koşu camiamızda bir ay gibi bir süre herkes seninle gurur duyar. İşte çok tebrik eder. Çok başarılıydın, şöyle oldu, böyle oldu ama belli bir sonra ne yazık ki unutulup gidiliyor. Bu konuda gerçekten yani başarının gelmesi için ilk başta sponsorların desteği gerekiyor. Sponsor desteği olmadan çok zor. Buradan belki sizde yine daha fazla, belki daha çok kişi duyacaktır ve bundan sonrası için daha çok harekete hızlı bir şekilde geçip size destek olabilecekler de olabilirler diye düşünüyorum ben aynı şekilde. Umarım öyle olur. Ama yani çok basit şeyler, en azından koşuya gitmeden önce mesela Nike Türkiye ile irtibata geçmiştim. En azından ayakkabı konusunda onu bile ne yazık ki karşılamadılar. Olumsuz baktılar. Peki ekipman gerçekten çok önemli mi sizin? Performansınızı da etkiliyor mu bu tip koşularda? Çünkü mutlaka hani etkiliyor. En iyi ekipman ayakkabı çok önemli. Ayakkabının iyi olması lazım. Ayakkabı. Tabii en önemli unsur ayakkabı aslında. Evet, ayakkabı Nike olsun, Adidas gibi markalar olsun zaten şey olarak ayakkabı ömrü 500 kilometre biçiyorlar. Ben ayda 1000 kilometre yol yapıyorum. O ayakkabıyla aynı zamanda gidip yarış koşuyorsun, idman yapıyorsun. Bu yüzden de bu, kesinlikle ekipman performansı etkiliyor diyorsunuz. Etkiliyor, mutlaka etkiliyor. Peki yarış takviminizde bu sezon hangi yarışlar olacak? Böyle kafanızda belirlediğiniz, hedef koyduğunuz yarışlarınız olacak mı? Bunlar için de öncesinde hazırlıklar yapıyor musunuz? Şimdiden başladınız mı bu tip hazırlıklara? Aslında tabiri caizse 7-24 zaten hep hazır durumdayım. Çünkü atletizm çok zor bir branş. Sürekli idman yapmanız gerekiyor. Bir hafta idman yaptığınız zaman inanılmaz geri atıyor sizi. Önümde Trabzon yarım maratonu var. 18 Şubat'ta. Onu koştuktan sonra. Şimdi ilk hedefimiz o mu? Oraya mı hazırlanıyorsunuz? Evet, ilk hedefim şu anda Trabzon yarım maratonu. Peşinden Antalya maratonu var. Ondan sonra bilmiyorum bilginiz var mı? Efes Ultra bu sene ilk kez düzenlenecek. Evet, ülkemizde aslında neredeyse her ay farklı bir beldede, farklı bir bölgemizde güzel ultra trail'ler olacak. Bu sene de gerçekleşecek. Bunlar da eminim spor yapan insanları daha çok teşvik ediyor. Çünkü klasik koşulardan daha çok biraz daha macera arayanlar için aslında çok ideal koşular oluyor bunlar. Ama siz de hemen hemen hepsinde neredeyse aslında katılmayı düşünüyorsunuz sanırım. Evet evet. Eğer sağlığım el verirse, sakatlık falan olmazsa katılmayı düşünüyorum. Efes Ultra var. Ondan sonra Mahmut Tahtaları, Sky. Ona da 85 kilometre onu koşmak yine istiyorum. Yine yurt dışında peki olacak mı? Yine dünya şampiyonası. 2 yılda bir mi gerçekleşiyor bu şampiyonlar? Normalde her senede bir düzenleniyordu. Bu sene karar almışlar. 2 senede bir düzenlenecekmiş. Bu sene 24 saat dünya şampiyonası yapılacak İrlanda Belfast'ta. Ona da katılacaksınız. Ona da bilmiyorum. Daha karar vermedim ama aslında katılmayı düşünüyorum. Belki orada daha başarılı olurum diye düşünüyorum. Peki baktığınız zaman uzun mesafe koşularında böyle daha çok yurt dışından mesela Kenya olsun, Etiyopya olsun üstünlüğünü görmek daha çok mümkün atletlerin. Peki sizce bizim atletlerimiz daha çok başarılı olması için ne yapması gerekiyor? Neyi daha çok eksik yapıyorlar aslında?
Böyle bir öngörünüz var mı baktığınız zaman? Benim gözlemlediğim ilk önce Türkiye'de tesisimiz yok ne yazık ki. Mesela siz antrenmanlarınızı nerede yapıyorsunuz daha çok sıklıkla? Genelde yolda yapıyorum, otobanda ya yapıyorum. Ya da ormanın içinde mi gerçekleştiriyorsunuz? Hayır, ormanın içinde ne yazık ki yani, ayda bir kere Belgrad Ormanı'na gidebilsek çok şanslıyız. Öyle bir imkanımız yok. Genelde yolda, trafiğin içinde yapıyorum idmanlarımı. Başarım gelmesi için tesis çok önemli. Çok iyi antrenörler lazım. Sporcunun da gerçekten dört dörtlük hazırlanması lazım. Disiplinli olması lazım. Disiplin çok önemli değil mi? İstikrar aynı şekilde. Disiplin çok önemli. Antrenörün verdiği idmanı dört dörtlük yapmanız lazım. Söylediği şekilde yapmanız lazım ki başarı gelsin. Bu şekilde de ilerliyoruz. Peki dilerseniz Murat Bey, isterseniz hafta sonu gerçekleşen, az önce bahsettiğim gibi adım adımın kostümlü koşusu vardı. Her sene gerçekleştiriyorlar. Bu sene de geçtiğimiz hafta gerçekleşti. Oradan renkli görüntülerimiz var. Dilerseniz onu izleyelim. Sonrasında sohbetimize devam edeceğiz. Bir Belgrad Ormanı'ndan sesleniyoruz. Adım adımın kostümlü koşusuna geldik bugün. Eğlenceli ekiple birlikte 6 kilometre koşmayı planlıyoruz. Ve eğlenceli ve birbirinden renkli röportajları da sizler için ekranlara taşıyacağız. Yanımızda adım adımdan Kıvanç Hanım ve Memnune Hanım var şimdi de. Onlarla hemencecik bir merhaba diyoruz ve sohbetimize başlıyoruz. Günaydın, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün burada 6 kilometre koşmak gibi bir hayalimiz var. Onu gerçekleştireceğiz ve kostümlüyüz. Birazcık adım adımın bu kostümlü koşusundan bizi detaylarınızla bilgilendirir misiniz? Tabii. Merhaba, hoş geldiniz tekrar. Adım adım koşu her ayın ilk cumartesi günü gerçekleşiyor. Yılda birkaç kere de böyle konseptüel koşular yapıyoruz. İşte yılbaşını kutlamak için kostümlü koşumuz var. Geçen hafta yapamadık kardan dolayı. Bu hafta da kar var ama gene de koşmayı düşünüyoruz. Nisan'da çocuk koşusu var. Babalar günüyle alakalı koşu yapıyoruz. Anneler günüyle alakalı koşu yapıyoruz. Koşuyoruz biz hep, bekleriz. İyilik peşinde koşmaya devam ediyorsunuz sürekli. Peki bu tip organizasyonların, çünkü gerçekten koşu grupları çok fazla arttı ama daha çok koşanları motive ettiğini düşünüyor musunuz Memnune mesela? Kesinlikle. Bugün mesela burada koşuya aslında belki 2 ay önce başlamış, belki geçen hafta başlamış ama kostümlü olduğu için, sırf eğlence için gelen arkadaşlarımız var. Hatta geçen yıl kostümlü koşu günü koşuya başlamış ama bu yıl yarım maraton koşan arkadaşlarımız var. Bu gerçekten çok ciddi bir motivasyon oluyor özellikle yeni başlayanlar için. Peki adım adım gittikçe büyüyor mu Kıvanç Hanım? Size de bunu soralım. Çünkü her organizasyonda sizi görüyoruz. Bu çok güzel bir şey. Her sene de büyümeye devam ediyorsunuz ama geçen sezonu birazcık değerlendirirseniz neler söylemek istersiniz? Memnune daha iyi cevap verir. Yüzde kaç büyüdük? Aslında her yıl İstanbul Maratonu'nda %80'di bizim koşuya yeni başlamış arkadaşlarımızın katılım oranı. Bu yıl bu oran biraz daha arttı, %85. Evet, farklı farklı kostümlerle röportajlarımıza devam ediyoruz. Bir cadının yanındayız sanırım şimdi de. Evet. Düzenli olarak koşuyor muyuz? Hemen bunu sorayım. Evet, düzenli olarak koşuyorum. Özellikle organizasyonlara katılmayı seviyorum. Bugün burada 6 kilometre koşacağız ve böyle bir kar bekliyor muydunuz hala Belgrad'ın içine gerçekten? Siz de şaşırdınız mı görünce? Hayır, gerçekten şok oldum. İnşallah düşmem diye düşünüyorum. Bakalım, herkese bol şans. Düzenli olarak koşuyorsunuz peki. Bilinçli olarak koşmaya başlayan kitlenin de gittikçe arttığını düşünüyor musunuz artık? Sabah saatlerinde özellikle çok fazla koşu grupları oluşmaya başladı. Neler söylemek istersiniz? Yurt dışında zaten vardı ama artık Türkiye'de de gittikçe yayılıyor diyebilir miyiz? Şöyle, evet, gittikçe popülasyon artıyor. İnsanların hem spor yapması hem de sosyalleşmesi aynı zamanda bence mükemmel bir şey. Ben şunu düşünüyorum, biraz Amerikalılaşmak gerekiyor bu konuda. Yani ne olur filmlerdeki gibi iş toplantılarımızı koşarak yapalım artık. Ben çok mutluyum ya. Merhaba. Merhaba.
Siz de çok yaratıcı bir kostümle geldiniz. Ne oldunuz tam olarak? Ya işte şövalyeyi andıran bir kostüm yapmaya çalıştım. Kendi tasarımınız mı? Tamamen kendi tasarımım, evet. Yani her şey handmade tamamen. Peki düzenli olarak koşuyor musun? Düzenli olarak koşuyorum. Koşmaya çalışıyorum. Hava şartları el verdiğince tabii. Yani... Peki koşunun sizin hayatınızdaki önemi ne gerçekten? Hani düşündüğünüz zaman öncesi... Bence hayata çok farklı pencereden bakıyorum bir defa. Çok mutluluk veriyor bana. Ve yani sevgi dolu oluyorum. Bütün kötülükleri unutuyorum. Bana kattığı değer bu. Yeterli bana göre. Arkadaşlarımdan duymuştum adım adımı. Hem de koşmak, yani hem spor hem kendin için bir şey yapmak, hem de başkaları için bir şey yapmak çok güzel bir duygu. O nedenle katıldım ben adım adıma. Peki başladığından bugüne ilk böyle bir değerlendirecek olursan, öncesi ve sonrası ne gibi değişiklikler olmaya başladı sende en çok gözüne çarpan? İki şekilde var. Bir, vücudum olarak. Ben eskiden 10 kilometre koşmak asla düşünemiyordum yani. Şimdi 10, 15 hatta belki 21'i bile düşünüyorum bu sene. Limitlerini gördüm. Aynen öyle. Vücut olarak, fiziksel olarak aslında yapabildiğimi gördüm. İkincisi de bence iyilik peşinde koşmak da ayrı bir şey. Sivil toplum kuruluşlarının olduğunu fark ettik. İnsanların nasıl, ne şekilde yardımcı olabileceğimizi fark ettik. Ve nerelerde aslında gerçekten bizim ilgimize ve ihtiyacımıza ihtiyaçları var onları gördük. Aynı zamanda da iyilik yapmaktan çok mutluyuz. Yaratıcılıkta gerçekten 10 numarasınız. Kimin tercihiydi? Önce hemen soralım bu kostüm. Ben internetten araştırıp bulmuştum. Ondan sonra yapmaya karar verdik. Her yıl böyle yapıyorduk. Bu yıl da katlik olalım dedik. Gerçekten çok güzel olmuşsunuz. Peki düzenli olarak sürekli sabahları koşuyor musunuz? Hayır. Düzenli olarak her sabah koşmuyoruz. Ama buraya hafta sonları gelip koşuyoruz birlikte. Buranın enerjisini seviyoruz. O yüzden bugün de buradayız. Peki koşunun bir kişiye neler kattığını düşünüyorsunuz mesela? Aslında şey oluyor mesela, koşuya geldikten sonra her gün eve gidiyorum böyle bir oh ya ne güzel oldu, rahatlamış. Kendime geldim, aynen, bir rahatlama hissi oluyor, daha iyi hissediyorum kendimi. Zaten o hafta içine de yansıtıyor, daha enerjik oluyorsun, daha enerjik kalkıyorsun, o açıdan çok iyi bence. Peki gözünüze bilmiyorum tabii ki çarpıyor mu ama artık koşu grupları çok fazla artmaya başladı. Herkes küçük küçük koşu grupları kuruyorlar ve koşmaya çalışıyorlar her sabah. Gittikçe bu grupların artacağını da düşünüyor musunuz? Hani Türkiye'de koşu olan ilgiyi nasıl görüyorsunuz aslında? Artacağını düşünüyorum ben. Özellikle böyle eğlenceli oldukları zaman daha çok iyi oluyor. Yani bence iyi, daha fazla da artmalı diye düşünüyorum. Biz de artması için insanları koşuya, işte spor, evet, gelmesi için motive ediyoruz. Siz de o zaman düzenli olarak artık her sabah bizi koşarken görmek istiyoruz. Ha, İnşallah yapmaya çalışacağız. İyilik peşinde koşan adım adımın renkli görüntüleriyle ekranlarınızdaydık. Evet, hafta sonuna yazık ki karla kaplı olduğu için Belgrad Ormanı'nda 6 kilometre koşusunu gerçekleştirmemiş olsalar da hem eğlendiler hem de birbirleriyle güzel bir şekilde vakit geçirmiş oldu sporcular. Evet, bir kez daha hatırlatmak istiyorum, ben Murat Kaya konuğumuz şu anda. Kendisi Türkiye'nin en iyi uzun mesafe koşucularından biri ve kaldığımız yerden sohbetimize devam ediyoruz. Biraz antrenmanlardan aslında bahsetmek istiyorum yine ben Murat Bey, çünkü eşinizle birlikte çalışmış olmanın size getirdiği aslında avantajlar ve dezavantajlar var mı? Mesela bundan dolayı biraz kaytarmaya gidebiliyor musunuz antrenmanları? Yoksa full disiplin mi? Bizde öyle bir şey yok. Full disiplinli gidiyoruz. Kaytarma gibi bir şey yok. Çünkü dediğim gibi eşim çok disiplinli birisi. Aynı zamanda idmanları da beraber yaptığımız için kaytarma... Zaten ki kafa olarak öyle biri değilim. Yani kaytarmak gibi bir amacım asla olamaz. Çünkü... Başarının ana kaynağı disiplin, çok çalışma. Peki az önce siz bahsettiğiniz için tekrar sormak istiyorum. Eşinizin de çocuk yaştan itibaren sporu aslında çocuk yaşta başlamış olmasının çok büyük avantajını yaşadığını söylüyorsunuz. Hani ikinizi birbirinize tabii ki kıyaslamak değil ama bir tarafta belli bir yaştan sonra siz başlıyorsunuz ama en çok gözünüze çarpan ne var gerçekten? Siz de tabii ki küçük yaşta başlamış olsaydınız çok daha farklı bir şekilde ilerlerdiniz ama neler gözlemliyorsunuz mesela eşinize baktığınızda? Tabii ki kıyaslama yapıyorum. Benden çok daha başarılı bir sporcu eşim. Dediğim gibi
7 yaşında başlamış spora. 5 sene artistik jimnastik yaptığını söylemişti bana. 2 sene dans, ondan sonra atletizme başlamış. Tabii onlar da okulda başladığı için işte bu beden eğitimi dersinde falan bu şey bütün şeyleri branşlar işte atlamaydı, yüksek atlama, uzun atlama onlardan puan alıp bu şekilde sınıf geçebiliyorsunuz. Bu şekilde olduğu için ders olarak görüyorlar. Ders olarak görüyorlar. Ondan sonra öğretmenleri hangi mesafeye, hangi branşa uygunsa ona göre ayırıp yönlendiriyorlar. Ondan sonra başarı geliyor. Hı hı. 17 yaşından sonra koşmaya başlamış, atletizme başlamış. 1-2 sene sonra dünyanın sayılı atletleri arasında peki olmuş. Kendi tecrübeleriyle sizin bu yarış performansınızı da çok fazla kısa sürede en azından etkiledi mi gerçekten? Evet etkiledi. Dediğim gibi 2010 yılından bu yana çalışıyorum kendisiyle. Hı hı. Çok kısa sürede derecelerim daha iyi olmaya başladı. Daha kaliteli idman yapmaya başladım. Aynı zamanda kendisi mahsur olduğu için de uzun idmanlardan sonra... Önemli değil mi? Bu kısım da çok önemli. Özellikle çok, uzun mesafelerden sonra. Çok önemli çünkü dediğim gibi mesela gidip Belgrad Ormanı'nda 50 kilometre idman yapıyorum. Eve geldikten sonra normalde bütün gün yatmam lazım. Hı hı. Ama bir saatlik bir masajdan sonra tekrar kendime geliyorum. Öbür güne hazır şekilde idmana hazır şekilde başlıyorum. Her antrenmanınızı yarış gibi mi koşuyorsunuz peki Murat Bey neredeyse? Yok öyle olmuyor. Değil değil mi? Değil. Biraz örnek verebilir misiniz? Nasıl geçiyor mesela? Sabahleyin diyorsunuz yarın antrenman yapacağım ve 50 kilometre koşacağım. 50 kilometre genelde cumartesi de pazara bırakıyoruz. Hafta içi sabah ana idmanı yapıp akşam da dinlenme koşuları dediğimiz 10 kilometrelik joggingler şeklinde günü bitiriyoruz. Haftada 2 gün interval idmanı yapıyoruz. Geriye kalan kondisyon gerçekten önemli. Kuvvet antrenmanları da yapıyor musunuz? Başka branşlardan da yararlanıyor musunuz koşarken? Yok sadece koşu egzersizleri yapıyoruz. Haftada 2 gün. Hı hı. Onlar mutlaka olması lazım. Çünkü koşu tek başına bir işe yaramıyor. Egzersizlerin çok sağlam yapılması lazım. Bunlarla da zaten. Yani fitness salonuna gidecek zamanınız yoksa bile dışarıda bunu bu şekilde telafi edebiliyorsunuz. Hı hı. Peki uzun mesafe koşularında mesela genellikle hep şey diyorlar, bedeninizle değil beyninizle koşuyorsunuz aslında. Belli bir noktadan sonra artık beden devreden çıkıyor, tamamen beyniniz size hükmediyor. Buna katılıyor musunuz? Yarışlarda da bizzat birebir bunu yaşıyor musunuz aslında? Evet yaşıyorum. Özellikle uzun işte bu 100 kilometre dünya şampiyonasında mesela çok sağlam bir kafa yapınız yoksa hemen yarışı bırakabiliyorsunuz. Ne oluyor? Hemen sinyal mi vermeye başlıyor beden artık? Belli bir süreden sonra. Artık koşma Murat, dur bu noktada diyor mesela. Evet aynen o şekilde oluyor. Mesela İspanya'da koşarken 70. kilometreye kadar 6 saat 35 ile 40 dakika arası bir tempoyla gidiyordum. Hı hı. Belli bahsettiğim olumsuzluklar falan da bir araya gelince bir de vücut yorgun düşüyor. Artık bacaklar beyne hükmetmeye başlıyor. O arada sağlam bir kafa yoksa ayaklara ayak uydurup yarışa terk edebiliyorsunuz. Nihayetinde yüzlerce kişi başlıyor 100 kilometreye. Bitiren genelde 100 kişi civarı falan oluyor. O yüzden kafa olarak dediğim gibi çok sağlam. Hazır olmanız gerekiyor. Hiç yarıda bıraktığınız artık gerçekten dayanamadığınız bir yarış oldu mu artık? Buraya kadarmış yapamayacağım dediğiniz oldu mu peki bugüne kadar? Aslında sadece bir kere oldu, o da Avrasya Maratonu'nda. Onun da sebebi tabii 2013 yılında Kahramanmaraş, Elbistan, Afşin, Ekinözü Ultra Maratonu'na koşmuştum 140 kilometreyi. 140 kilometre koştunuz. Evet aslında ilk Ultra Maratonum aslında oydu. Hı hı. Tamamen Avrasya Maratonu'na başladım gibi, spora başladım gibi bilinçsiz bir şekilde idmanım yokken gittim, girdim işin içine. Ama bitirebilmiştim çünkü dediğim gibi bitiremeyeceğim ya da yapamayacağım bir işin içine asla girmem. Başladığım zaman bitirmem lazım. Sorumluluk hissi var çünkü. Sorumluluk kendi kendimi motive ediyorum. Mutlaka başarmalıyım bunu. Hı hı. Elbistan ultramaratonunu 12 saat 57 dakikada bitirmiştim. Bir hafta yürüyemez hale gelmiştim. Çünkü idman yok, bilinç yok, bir şey yok. Ayaklarım şişmişti.
bir hafta yürüyemiyordum. Peki bu gelen dünya şampiyonasındaki rekordan sonra mesela iki günde kendinizi toplamanız mı gerekiyor normal şartlarda bu kadar uzun mesafeden sonra baktığınızda? Aslında idmanlı olduğunuz zaman çok da etkilemiyor sizi. Hı hı. Geldim iki hafta sonra gittim Mersin'de maraton koştum. Üzerine tekrardan? Evet. İdmanlı olduğunuz zaman çok da etkilemiyor. Hı hı. Ama tabii bilinçli yapmak gerekiyor. Yarıştan sonra iyi dinlenmeniz gerekiyor. Dinlenme derken yatmayla değil dediğim gibi şey. Yine küçük küçük üzerine gidip jogginglerle. Joggingler, masaj, imkan varsa sauna. Bu tür kasları şeyler. Kasları rahatlatacak her şeyi yapmanız gerekiyor. Evet. Peki Mersin Maratonu'ndan da bahsedeceğiz Murat Bey ama kısa bir reklam aramız var. Tabii ki. Ardından Murat Kaya ile sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Running kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Bir kez daha hatırlatalım. Stüdyomuzda milli sporcu, ultramaraton koşucusu Murat Kaya'yı ağırlıyoruz. Ve bütün yarış programını konuşuyoruz. Aslında nasıl hazırlandığını konuşuyoruz ve devam ediyoruz şimdi kaldığımız yerden. Peki Murat Kaya bu sene özellikle yine yurt dışındaki maratonlara da katılacak mı? Ve maratonlara da ağırlık verecek mi aslında? O kadar uzun uzun mesafelerden sonra yine 42 kilometreye dönüş yapacak mısınız? Evet aslında hedeflerimin arasında... Bu var. Maratonda kendi derecemi geliştirmek, sponsor bulabilirsem. Kendi dereceniz en son katıldığınızda Pacer'dınız sanırım. Evet, bu sene katıldığınızda. Evet, bu sene ve geçen sene hiç koşmadım. Çok yorgundum. Yine bir sürü yarış koşmuştum galiba. Üst üste. Evet, hı-hı. Hollanda'dan sonra gelip hemen bir hafta sonra yine Mersin Maratonu koşmuştum. İki hafta sonra Çanakkale Gelibolu Maratonu'na koşmuştum. Ondan sonra Türkiye Cross Ligi vardı. Çok yoğun bir program vardı. Evet, 2-3 tane de 10 kilometre koşunca çok yorulmuştum. Antrenörüm, eşim izin vermedi koşmama. Aslında kalsaydım koşmayı düşünüyordum. Yani Avrasya Maratonu'nun da eşimin memleketine gittim. Cumartesi günü ki pazar koşmayayım diye. Antrenörünüzün sözünü dinlediniz ama. Evet, mutlaka dinlemek gerekiyor. 2 saat 56 dakika sanırım değil mi? Evet, bir bu sene pacemaker olarak koştum. Çünkü... İspanya 100 kilometre dünya şampiyonasına yakın bir tarih olduğu için kendimi çok yormamam gerekiyordu. Pacemaker olarak koştum bu sene. Maraton koşmaktan da zevk alıyor musunuz? O kadar uzun mesafelerden sonra size daha rahat ve daha kolay geliyor mu aslında? Mutlaka geliyor. Çünkü hatta 100 kilometre koşarken genelde bu 42 kilometre falan gidince mental olarak kendinizi yorgun hissediyorsunuz. Çünkü sürekli maraton koştuğunuz için. Ondan sonra kendi kendinize motive edip tekrar devam etmeniz gerekiyor. Hı hı. Maraton tabii ki 100 kilometrenin yanında daha kolay. Bir de Mersin Maratonu'ndan bahsetmek istiyorum. Ona da gittiniz bu sene katıldınız. Evet. O nasıl geçti sizin için? Aslında iyi geçti. Sadece birkaç saat, yarım dakika falan kötü koştum hedeflediğimden. Dediğim gibi şey, ya bir yarışa gitmeden önce mutlaka kendime bir hedef koyup o şekilde... yarışmaya katılıyorum. Hı hı. 2 saat 39 dakika 59 saniye olsun benim olsun demiştim. Öyle bir şeyim vardı. 2 saat 40 dakikanın üstüne çıktı. 2.40 küsuratı vardı. Tam olarak hatırlamıyorum ama. Fena değildi. Tabii biraz yorgundum. 100 kilometreden 2 hafta sonra biraz yorgunluk vardı. Sizin için ama yine de iyi geçen bir yarıştı Mersin'de. Evet fena değil. Dediğim gibi hedeflediğim şeyi koştuğum zaman mutlu oluyorum. Hı hı. Ama maratonda derecemi biraz daha geliştirmek istiyorum. Peki Murat Bey, psikolojik olarak hemen böyle olumsuzluklardan etkilenen bir yapıya sahip misiniz? Yarış sırasında yaşanabilecek olumsuzluklar, aksilikler, bunlar hemen mental olarak yarışınıza da yansıyor mu? Kendinizi kötü hissedip kimi sporcuyu daha fazla teşvik eder ve daha fazla böyle daha iyi yapmam gerekiyor der. Kimisi de moral olarak bittiği için aslında yarış o sırada bitmiş olur. Siz hangi taraftasınız burada baktığınızda? Aslında herkesi etkilediği gibi beni de etkiliyor. Etkiliyorsun. Hı hı. Mesela İspanya'da yarış sabahı içeceklerimi hazırladım, götürdüm, masaya bıraktım. Masamın yanında Ukrayna masası vardı. Bilmiyorum onların antrenörü belki benden mi hoşlanmadı bilmiyorum. Yok muydu gittiniz? Isınmamı yaptığımda gittim, artırmaları yaptım. Son olarak starta geleceğim. Gittim baktım masamdaki bütün şeyler, içeceklerim falan devrilmiş. O an moraliniz çok bozuluyor. Hatta orada olsaydı belki kavga edecektim.
Yarış öncesi gerginliği evet, yaşadınız gerginlik yani başlamadan ister istemez. Ondan sonra tabii yarış başladığı zaman her şeyi unutuyorum. Sadece yarışa konsantre oluyorum. Hı hı. Geçenlerde gece yarışı vardı. Longest Night vardı. Evet. Evet, siz de oradaydınız. Evet, evet. İlk defa bir gece yarışına mı katıldınız peki? Daha önce yine böyle bir tecrübeniz var mıydı? Aslında Katar'da da gece koşmuştuk da 100 km dünya şampiyonası havanın sıcak olması nedeniyle saat 6'da başlamıştı akşam. Böyle değil tabii şehrin ışıkları. Aydınlatıyor zaten. Bu farklı bir şeydi. İlk defa katıldım. İnanılmaz yarış öncesi çok sinir oldum kendime. Niye geldim buraya? Ne işim var gibisinden bir sürü şey kafamdan geçiyordu. Ama başlayınca. Ama yarış başladı zaman belli bir şeyden sonra eğlenceye dönüyor. Ne kadar koştunuz Longest Night'ta? Kaç kilometre? 45 kilometre. 45 kilometre. Evet. O ne kadar zamanda tamamlandı? 3 saat 47 dakika gibi bir şeyde galiba bitirmiştim. Evet. Gece koşuları tabii birazcık daha hani zorlayıcı ve yine daha çok aslında macera dolu, macera arayanlar için daha ideal olabiliyor. Evet, çünkü gerçekten macera dolu bir çamur var, her çamur şey var. Yağmur vardı, soğuk vardı. Aynı zamanda bisikletçilerin de yarışları vardı. Gittiğimde bisikletçileri geçiyordum. Aynı güzel yaldan aynı parkurdaydık, evet. Aslında yarışa başladım, karanlık. İlk defa gece koşuyorum. İlk defa kafa lambasıyla koşuyorum. Ama sizin için de inanılmaz bir tecrübe oldu. Evet, evet. Bir bisikletçiye hatta dedim kaç kilometre gidiyorsunuz? 45 dedi. Dedim o zaman mümkünse beraber gidelim falan dedim. Sonra baktım hep herkes geride kalmaya başladı. Zaten 45 kilometre bisiklete de ikinci sırada bitirmişim. Öyle mi onunla evet, birlikte? Evet, o da enteresan sizi olmuştu. Sizi bayağı bir taşımışlar yukarı doğru. Peki hemen şunu da sormak istiyorum. Baktığınız zaman evet programımızın başında bayağı bahsettik ama sonuçta 28 yaşında koşmaya başlıyorsunuz ve hani siz de başka birini örnek alarak aslında bu yola çıkıyorsunuz. Şimdi sizi de belki örnek alıp yaşı yok gerçekten deyip nasıl olsa yapılabiliyormuş deyip başlayanlar olabilir ama siz öncesi ve sonrasında böyle düşündüğünüz zaman koşu gerçekten size neler katmaya başladı? Hayatınızda sporun olması. Bir kere sağlıklı bir insan oluyorsunuz en başta bu. Koşu inanılmaz. Mental olarak da rahatlatıyor mu mesela sizi? Rahatlatıyor. Stresten uzak kalıyorsunuz. Bir sürü çevreniz oluyor. Sosyal yaşıyorsunuz aynı zamanda. Sosyal yaşıyorsunuz. Şu anda aklıma gelmiyor ama. Murat Bey bugün birazcık gerçekten heyecanlı. Evet. Yoksa çok güzel gayet konuşuyor ama burada ben soruları sorduğumda birazcık böyle heyecanlanıyor. Peki bir de bir haberimiz var Murat Bey. İsterseniz siz de daha önce katıldığınız için ondan bahsedelim. Bu hafta sonu gerçekleşecek 7. Uğur Mumcu koşusu var. Bu pazar günü gerçekleşecek. Ona da ilgili ben biraz bilgi vermek istiyorum. Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nin orada Kartal'da gerçekleşecek 5 kilometrelik bir koşu. Daha önce Kartal Belediye Başkanı Doktor Altınok Öz'ün Uğur Mumcu'nun ölüm yıl dönümlerini anmak ve anısını yaşatmak amacıyla geleneksel bir yol koşusu yapma teklifi belediye meclisinin onayıyla da geçiyor ve 2011 tarihinden bu yana bu yarış düzenleniyor. Kadınlar ve erkekler klasmanlarında gençler, büyükler ve yaş gruplarında 5 kilometre olarak koşulacak müsabakanın yanı sıra ayrıca okullar arası Kartal Belediyesi Başkanlık Kupası da düzenlenecekmiş. Kategorilerinde ilk 3 sırayı alan koşuculara hem nakit para ödülü hem de kupalar dağıtılacak. Ayrıca takımlar klasmanında kupa verilecek. Okullar arası küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde de bireysel ilk 3 sıralamaya madalyalar verilecekmiş. Bir kez daha hatırlatalım. Bu pazar günü 22 Ocak günü gerçekleşecek olan 7. Uğur Mumcu yol koşusuna katılmak isteyenler için. Daha önce bahsettiğiniz için sormak istiyorum. Katıldınız mı bu koşuya? Evet, 2-3 sene katılmıştım. Bu sene de aslında katılmayı düşünüyordum. Bir haftadır soğuk algınlığından dolayı idman yapamadım zaten. Sesimden de anlaşılıyordur. Evet, birazcık bugün hasta hasta bizi ziyarete geldiniz. Evet, teşekkür ediyoruz bir kez daha. Ben teşekkür ederim beni konuk ettiğiniz için. Çok güzel bir yarışma, çok büyük bir katılımla gerçekleşiyor. Yine kayıtlar çok erken kapanmış. Evet. Ama belki yine de talep edenler bizi izledikten sonra da olabilir. Belki bir opsiyon tanırlar ve açarlar diye düşünüyoruz ama bakalım. Opsiyon tanımışlardı. 1000 kişiyle sınırlandırmışlardı. Bu 1000 kişi çok çabuk dolmuştu. Tekrar bir opsiyon tanımışlardı. 200 kişilik bir kayıt listesi oluşturmuşlardı. O da dolmuş sanırım. Hatta koşamayan arkadaşlar sosyal medya üzerinden birbirlerinden yardım talep ediyorlar. Yardımcı destek alıyorlardı. Evet. Belki tekrardan izleyip böyle bir
opsiyon tanırlar diye biz tekrardan buradan iletmek istedik. Çok teşekkür ediyorum Murat Bey. Bugün birazcık sizi böyle heyecanlandığınız için aslında birazcık şey yapamadık ama yine de çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Bu seneki hedef koşularınıza da başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Evet, Running'de bugün milli sporcumuz Murat Kaya'yı ağırladık. Uzun mesafe koşularını konuştuk. Bir sonraki bölümümüzde tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, sporla kalın diyoruz.